Merhabalar, ben Tolga Karaman. Teknoloji ve İnsan Kolejlerinde Eğitim Teknolojileri Koordinatörü olarak çalışıyorum. Bugün sizlerle 3 boyutlu yazıcılar hakkında, 3 boyut teknolojisi hakkında kısa bir sohbet edeceğim. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi nedir? Aslında önce bununla başlamak gerekiyor. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi, insanların zihninde tasarladıkları ya da bilgisayar ortamlarında çizdiğimiz 3 boyutlu şekilleri somut olarak üretmemizi sağlayan bir hızlı prototipleme teknolojisidir. Bu teknolojiyle dünyada veya ülkemizde neler yapılıyor? Aslında bunları biraz incelemek gerekiyor. Evlerde mesela bozulan veya kırılan parçalarımızın yerine 3 boyutlu yazıcıdan kendi parçalarımızı üretip ekleyip onu atmadan kullanabiliyoruz. Ben mesela kendi evimde bunu yapıyorum. Ya da 3 boyutlu yazıcılarla hobi alanında drone vesaire gibi kendi hobi cihazlarımızı geliştirip hızlıca prototipleyip kullanabiliyoruz. Bunun yanında dünyaya baktığımızda artık o kadar büyüdü ki yapay organlar yapılabiliyor, insanlara bunlar nakledilebiliyor. Günde insanların içinde yaşadığı 10 adet ev üretilebiliyor. Bunların hepsi aslında 3 boyutlu yazıcı pazarının giderek büyüdüğünü gösteriyor ve hayatımızın her alanında artık kullanımımıza sunuluyor. Peki eğitim alanında 3 boyutlu yazıcılar nasıl kullanılıyor, neler yapılıyor, kullandığımızda öğrencilere neler katıyoruz? Bunlardan ben biraz bahsetmek istiyorum çünkü benim uzmanlık alanım da bu. Ben kendi derslerimde de 3 boyutlu yazıcıları kullanıyorum. Ve kullanırken öğrencilerde gözlemlediğim bazı yetkinlikleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle eğitim alanında 3 boyutlu yazıcı kullanımını kesinlikle sınırlandırmamamız gerekiyor. Neden? Sadece bilişim, teknoloji, kodlama, robotik derslerinde değil de mesela coğrafya dersinde, mesela matematik dersinde ya da daha sözel beden eğitimi gibi derslerde de 3 boyutlu yazıcıyı kullanmak mümkün. Örneğin benim zamanımda ben okula giderken biyoloji dersinde ya da fen dersinde insanların iskelet yapısını ya da işte bir hücrenin modelini sadece bir resimden görerek ya da bir videodan izleyerek çalışırdık. Ama artık biz 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle öğrencilere şunu sunabiliyoruz. Öğrencilerimiz bizim anlattığımız bilgilerle kendi hücre modellerini tasarlayabiliyorlar. Bu sayede aslında biz ne kadar fark etmesek de öğrencilerin yaratıcılıkları, tasarım odaklı düşünme yetenekleri, bu işi yaparken arkadaşlarıyla olan paylaşımları, etkileşimleri giderek artıyor. Yine örneğin biyoloji dersinden bir örnek vermek istiyorum. Çünkü size göstermek istiyorum. Örneğin biz biyoloji dersinde öğrencilerimizle birlikte bir hücre modeli, hücrenin yapısını işledik ve organellerle alakalı öğrencilerimin bir tanıtım yapmasını istedim. Hangi organel nedir, ne görevler yapar gibi. Öğrencim böyle bir 3 boyutlu tasarım yapıp aslında bana getirdi ve bunu parça parça 3 boyutlu yazıcıdan basarak bir sınıf projesi oluşturabildik. Gördüğünüz projede her bir organelin aslında bir öğrenci tarafından yapıldığını ve bunu yaparken çocuk çünkü bu organeli tasarlarken farklı farklı noktalarını da araştırıp bilgi ediniyor ve farkında olmadan aslında o bilginin kalıcılığı öğrencide sağlanmış oluyor. Mesela robotik alanında birçok okul şu an robotik yarışmalara hazırlanıyor veya katılıyor. İşte siz bir robot tasarlayacağınızda ya da bu robota bir bölüm, bir özellik ekleyeceğinizde gidip sanayiye gitmeniz gerekiyor ya da işte sanayide bir dökme metal işiyle uğraşan bir birimle görüşüp onların işte bunu yapmasını istemeniz, beklemeniz, o sanayi ortamına maruz kalmanız gerekiyor. Ama 3 boyutlu yazıcıları kullanarak bir ekonomik olarak, çünkü gidip bir dökme metal kadar para ödemiyorsunuz, aldığınız şekilde tasarlayabiliyorsunuz. İkincisi, sizin yaptığınız tasarımı deniyorsunuz, baskı alıyorsunuz, bozuk gördüğünüz veya ben bunu aldım ama tam kullanamıyorum, buna şöyle bir özellik eklesem dediğinizde tekrardan sanayiye veya seri üretime gitmenize gerek kalmıyor. Tekrardan 3 boyutlu yazıcınızdan basıp tekrardan aynı baskıyı alıp yeni özelliği kullanabiliyorsunuz. Bütün bunları yaparken sadece dediğim gibi bilişim, biyoloji ya da işte sayısal derslerde değil de örneğin biz mesela bu pi gününde matematikte ne yaptık? Pi şeklinde kek kalıpları bastık 3 boyutlu yazıcıdan ve bunu öğrencilerimize dağıttık. Öğrencilerimiz evde velileriyle birlikte o kalıpları kullanarak kekler yaptılar ve bize getirdiler.
Yine coğrafya dersinde öğrencilerin yer şekillerini, yer yüzeylerini anlatırken öğretmenimiz ne yaptı? Ya da bir dünya, meridyen kavramını anlatırken öğrencilerimizin bu yer şekillerini 3 boyutlu ortamlarda tasarlayıp yazıcılar vasıtasıyla basmasını istedi. Ve bu şekilde öğrenci aslında dünyada görmediği yer şekillerini, yani ülkemizde görmediği yer şekillerini gidip araştırıp, modelleyip, tasarlayıp sınıf ortamında sundu. Dolayısıyla siz bunu ülkemizde görmemiş olabilirsiniz ama bunun 3 boyutlu modelini araştırarak yapıp bir demo, gösterim arkadaşlarınıza sağlayabilirsiniz. 3 boyutlu yazıcıların eğitim alanında kullanımının öğrencilere kattığı birçok şey var aslında. Ben bunlara asıl vurgu yapmak istiyorum. Şimdi eğitim alanı herkes bilir çok böyle devasa bütçelerle dönen bir alan değildir. Çünkü öğrencinin, okulun belli küçük bütçeleri vardır ve genelde proje tabanlı ilerleyen derslerde veya okullarda bu bütçeyle bazı projeleri öğrencilerden geliştirmesi istenir. Şimdi okulunuzda bir 3 boyutlu yazıcı bulunduğu durumda öğrencinize verdiğiniz projeyi öğrenciniz bir kere hızlı bir şekilde prototip yapabiliyor. Yani bir öğrencinin çıkıp size geliştirdiği projeyi bir sözel olarak anlatması var. Bir de uygulamalı, bakın ben bunu geliştirdim deyip, ben başardım deyip size sunması var. Ben başardım deyip prototip geliştirdiğinde o öğrenciye bir kere siz başarma duygusunu tam anlamıyla yaşatmış, bir de asıl vurgulanması gereken yer ben ürettim dedirtmiş oluyorsunuz. Ben ürettim dedirtebilmek için bence kesinlikle 3 boyutlu yazıcılar kullanılmalı. Öğrencilerin farklı yetkinliklerini de geliştiriyor. Dediğim gibi tasarım odaklı düşünme diye bir kavram var ve öğrenciler günlük hayatta problem çözerken bu kavramı sık sık kullanıyorlar. Geçenlerde benim odamda masamın ayağı kırılmıştı. Öğrencilerle toplantı yaptık. Yeni bir yarışmaya hazırlanıyoruz. Yeni bir proje geliştireceğiz. Ne yapalım, ne edelim? Öğrencilerimden biri dedi ki, hocam dedi, biz bu masayı atalım. Artık kullanılmaz. Üzerine çay koyarsınız, üzerinize dökülür, yanarsınız dedi. Bir öğrencimiz de dedi ki, ya hocam dedi, biz 3D modelleme öğrendik dedi. Okulda 2 tane yazıcımız da var dedi. Hadi biz bu masa ayağının ölçülerini alalım, tasarlayalım, yazıcıdan basıp kullanalım dedi. Ve şu an bu problemi 3 boyutlu yazıcı kullanarak çözdük. Bakın, tasarım odaklı düşünmede öğrencinin bir problem anında problemi 3 boyutlu yazıcıyla, 3 boyutlu tasarımla çözme yetkisini kazanmış. Ben bunu bu şekilde fark ettim ve bence gerçekten öğrenciye kazandırılması gereken bir özellik. Eğitim alanında 3 boyutlu yazıcılar kullanılırken eğitimde trend olan konulardan biri olan STEM alanında da 3 boyutlu yazıcıların öğrencilere kattığı değer veya verimlilik yadsınamaz. Peki öğrenciler STEM alanında 3 boyutlu yazıcıları nasıl kullanıyor? Bunlarla alakalı bir örnek vermek istiyorum size. Bizim tasarladığımız bir Pisa Kulesi var. Öğrencilerimden bir tanesi bu modeli 3 boyutlu yazıcıdan çıkardı. Buna benzer aslında birçok köprü ya da mimari yapı projelerini öğrencilere verebilirsiniz. Neden? Çünkü öğrenci bir mimari modeli tasarlarken hem bu modelin dış estetiğine önem veriyor, hem bu modelin ağırlık, kütle ağırlık merkezini bulması gerekiyor ki bu sabit durabilsin, yere düşmesin. Ya da işte bu mimari modeli baskılarken ölçülerini alıp hesaplama yapması gerekiyor. Aslında bütün bu modeli geliştirirken öğrenci burada hem matematiği, hem fiziği, hem sanatsal estetiği, hem de bilimi üst seviyede kullanmış oluyor. Bu da aslında eğitimcilerin savunduğu bir noktaya temas ediyor. Bir bilginin uygulanabildiğinde, kullanılabildiğinde kalıcılığının maksimum seviyede arttığını öğrenciler tarafından gözlemleme şansı buluyoruz. Zaten STEM'in de ana amacı budur. Öğrendiğimiz bilgilerle disiplinler arasındaki bağlantıyı sağlayıp bununla kendi ürünlerini ortaya koyabilmektir. 3 boyutlu yazıcı da bence bunu yapmak için biçilmiş kaftan. Ben eğitim alanında sık sık 3 boyutlu yazıcıları kullanıyorum. Olabildiğince sadece teknoloji ve bizim bilişim odaklı derslerde değil, sözel, sayısal, uygulamalı dersler, uygulamalı zümreler her birinde 3 boyutlu yazıcıları kullanmaları için hocalarımıza destek olup onlara bir vizyon katmaya çalışıyorum ya da onlara önderlik yapmaya çalışıyorum. Bu neden önemli? Çünkü gerçekten biz eğitim sistemimizle öğrencilerimizin yaratıcılığını
bir noktadan bir noktaya taşıyıp onları besleyeceksek ve bu alanda çeşitli teknolojileri kullanacaksak bence 3 boyutlu yazıcı, 3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi kesinlikle kullanmamız gereken teknolojilerden bir tanesidir.